Joe Biden'ın yemin töreni üzerinden 2 hafta geçti ve bu 2 haftalık süreçte Joe Biden 28 tane kararnameye imza attı. İşte Amerika tarihinde bir ilke gidiyor diyebiliriz Joe Biden bu noktada da. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin 32. devlet başkanı Franklin Roosevelt göreve geldiği günden bir ay içerisinde 30 tane kararname imza atmıştı. Fakat Biden ise şu an görevinin ikinci haftasında 28 tane kararname imza attı. İşte bu kararnameler çeşitli farklı konularda göçmenlikle ilgili, Paris İklim Anlaşması'na tekrar katılma ve Meksika duvarının inşasının durdurulması ile ilgili çeşitli konularda kararnameler. Görevdeki ilk günlerinde her günü bir konuya ayıran Biden'ın öncelikli gündemi koronavirüsü salgını olsa da ekonomiden iklim değişikliğine pek çok konuda bir dizi kararname imzaladı. Petrol, doğalgaz ve kömür üretimini destekleyen eski başkan Donald Trump, iklim için zararlı fosil yakıtların emisyonunu azaltmayı amaçlayan Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmişti. Biden ise anlaşmaya yeniden katılmak için kararname imzalayarak seçim kampanyası vaatlerinden birini yerine getirmiş oldu. Biden'ın ilk icraatlarından biri de Trump yönetiminin Müslüman ülkelere getirdiği seyahat yasağını kaldırmak oldu. Trump, 2017 yılının Ocak ayında 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklamıştı. Başkan Joe Biden, Beyaz Saray'ın ırksal eşitlik gündemi kapsamında sistematik ırkçılıkla mücadeleye ilişkin kararnameler de imzaladı. Eski Demokrat Başkan Barack Obama, trans bireylerin kimliklerini saklamadan askerlik yapmasına ve cinsiyet değiştirme için tıbbi hizmet almasına 2016'da izin vermiş, Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump, halen görevde olanların orduda kalmasına izin verirken yeni alımları durdurmuştu. Biden ise görevdeki ilk günlerinde imzaladığı bir diğer kararnameyle de trans bireylerin ABD ordusunda görev yapmasını yasaklayan uygulamayı da iptal etmiş oldu. Biz de bu noktada Amerikalılara sorduk. Amerikalılar ne düşünüyor? İşte gelin bir bakalım Amerikalılar bu kararnamelerle ilgili ne düşünüyor? The party that wins under right to do that. But I think 28 is too many and I think much more are coming. Qazanan partiyanın bu fermanları imzalamağa haqqı var. Bir tərəfdən 28 fərman çoxdur. Hələ davamı da olacaq. Amma fikrimcə bunlar çox vacib sənədlərdir. Bəlkə sadə Amerikalıların bir çoxu bunu önəmli saymır. Əsasən siyasətçilər və media nümayəndələri bu məsələyə diqqət çəkir. Amma bu qanunlar çox vacib olduğundan gərək Amerikalılar paytaxt Vaşinqtonda nələrin baş verdiyini diqqətlə izləsinlər. I think it matters. So it matters as citizens need to be aware of everything that's going on politically, especially in Washington DC. It's a much more positive, proactive footing right now that I think are all aspects of görünən dəyişikliklərə uğurlu gələcək üçün atılan addımlar kimi baxıram. İndi hər şeydən vacib iqtisadiyyat. Düşünürəm ki, indi görülən tədbirlərin iqtisadiyyata təsiri altında başqa çatışmazlıqlar da aradan qalxacaq. İmzalanan fərmanların çoxu Trump'ın doğru olmayan qərarlarının dəyişdirilməsinə yönəlir. Xüsusən iqlimlə bağlı qərarlarda geri addım atmaq məcburiyyətində qalınır. İndi isə bütün bunlarla bağlı xeyli sayda dəyişikliklər edilir. Təbii ki, bütün bunlara da vaxt lazım olacaq. I think it's looking, making a turn. It's gonna take time. I mean personally, I think it's okay. If you look at comparison, fikrimcə, prezidentin ofisdəki 100 günü ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı son 5-6 idarə etməni qarşılaşdırsaq, əslində bu fərmanların sayı heç də çox deyil. Fərq Bidenin imzaladığı fərmanların sayı ilə paralel onun sürətli hərəkət etməsindədir. Düşünürəm ki, son 2-3 ay müddətində onun üzərində çalışdığı bir çox qərarlar əvvəlki rəhbərlik tərəfindən geri çevrilmişdi. Bu səbəbdən indi onları rəsmiləşdirir və Bidenin gündəliyində hələ çox məsələlər var ki, onları da həyata keçirməyə davam edəcək. İşte Amerikalılar Biden yönetiminin imzaladığı 28 kararname ile ilgili yorumlarını yaptılar. Ama aslında şu an önemli olan şey işte Biden yönetiminin bu imzaladığı kararnameler ne gibi sonuçlar doğuracak. İşte bunu da bize süreç gösterecek. Joe Biden kararnamelerini imzalamaya devam ediyor. İşte Amerika'yı yine hareketli günler bekliyor diyebiliriz. Özlem Şenşer, Real TV, Washington.